Sevgili Kaya İlci, kanal takipçileri herkese merhabalar. Günümüzde cep telefonlarımızın özellikleri arttıkça ihtiyaç duydukları güç de artmış oldu. Yeni nesil kameralar, yeni nesil ekran teknolojileri, yeni nesil işlemciler, yeni nesil RAM'ler ve yeni nesil sensörler cep telefonlarımızın güç ihtiyacını aynı oranda artırmış oldu. Bundan yaklaşık 10-15 yıl öncesine kadar burada görmüş olduğunuz böyle Nokia'nın Siemens'in küçük, özellikleri az ve çok fazla güç ihtiyacı duymayan cep telefonlarını kullanıyorduk ve bu cep telefonlarının içerisinde güç ihtiyacı fazla olmadığı için burada görmüş olduğunuz gibi küçük bataryalardan faydalanıyorduk ve bu bataryaların şarjları da çok sıkıntı değildi. 3-4 saat gibi bir sürede şarj ediyorduk ve yaklaşık 3-4 günden bir haftaya kadar şarjı giden bu şekilde telefonlarımız vardı. Onun için şarj bizim için pek problem olmuyordu. Fakat bu gelişen teknolojiler sayesinde artan güç ihtiyacı cep telefonlarımızın bataryalarını burada görmüş olduğunuz gibi büyümek zorunda bıraktı ve bu büyüyen bataryalar beraberinde şarj problemini de getirdi. Çünkü kullandığımız büyük bataryalar eğer eski teknolojilerle şarj etseydik çok çok uzun sürede şarj olur Bakın o eski teknolojide kullandığımız bataryanın bir kapasitesine bakalım. 1430 miliamperlik bir bataryaymış arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz batarya. Hemen yanında 800 miliamperlik bir batarya var. Eski teknoloji. İşte biz bu bataryaları önceden yani eskiden burada görmüş olduğunuz gibi birçoğunuz hatırlayacaktır. Nokia'nın Trafolu tip şarj cihazları vardı. Evet, biraz ağır, biraz hantal bir şarj cihazıydı ama görevini güzel yerine getiriyordu. 3-4 saat gibi bir sürede bu bataryaları şarj edebiliyordunuz ve dediğim gibi yaklaşık bir hafta kadar da kullanabiliyordunuz. Bu Trafolu şarj aletleri. Yaklaşık işte 400 miliamper, 500 miliamper gibi bir güç veriyordu. 1500 miliamperlik bir bataryayı yaklaşık 3 saatte şarj ediyordu. Daha sonrasında bu trafolu şarj aletlerinin yerini SMPS dediğimiz daha kibar, daha ince, daha hafif şarj aletleri aldı. Hatta incecik kablolar olurdu. Kolayca hemen sarardınız. İşte bu kapasitesi artan bataryaları eğer eski nesil şarj cihazlarıyla şarj etmeye kalsaydık 5000 mAh kapasitesi olan bu bataryayı yaklaşık 10-11 saatte 12 saatte falan şarj edecektik. Ee, bu problem sadece cep telefonlarımızda veya kullandığımız teknolojik aletlerde değil günümüzde artık elektrikli araçlarımızda da çok büyük problem olmaya başladı. Yani elektrikli aracımızın içerisinde kullanılan kimisinde işte Tesla'nın araçlarında burada görmüş olduğunuz 18650 piller kullanılıyor. Bu piller seri paralel bir şekilde bağlanıp devasa boyutta batarya kümeleri, batarya hücreleri oluşturuluyor ve bu hücreler sayesinde Tesla'nın araçlarının güç ihtiyacı karşılanmış oluyor. Başka elektrikli araçlarda da burada görmüş olduğunuz bıçak batarya dediğimiz ince ve bir poşet gibi bir yapının içerisinde bulunan bataryalardan kullanıyoruz. Hepsi birbiriyle aynı değil. Farklı farklı teknolojiler kullanılıyor ve işte bu bataryaların şarjı için de yani elektrikli araçlarımızın şarjında da sıkıntı yaşamaya başladık. Ve bu bataryaları nasıl şarj edebiliriz diye yeni teknolojiler geliştirmek zorunda kaldık. Şimdi bu teknolojiyi anlayabilmeniz için size biraz bu bataryalardan bahsetmem lazım. Arkadaşlar günümüzde kullandığımız bataryaların kapasitesini C değeri diye bir değerle ifade ediyoruz. Mesela burada görmüş olduğunuz bir batarya bakın. Hemen şurada. Markası hiç önemli değil. 2500 miliamper saatlik bir bataryamız var elimizde. Bu şu demek arkadaşlar. C değeri bataryanın kapasitesini ifade ediyor. Ve bataryanın şarj olayında ve deşarj olayında bu C değerinin önemi var. Bataryanın data sheetinde eğer diyorsa ki bu batarya 2C değeriyle şarj olabilir diyorsa bu batarya 2500 mAh çarpı 2'den 5000 mAh akımla şarj olabilir demek anlamına geliyor. Ya da 12C değeriyle deşarj olabilir dediğinde bu bataryanın size 30 amperlik gücü bir anda verebileceği anlamına geliyor. İşte bu C değeri bataryanın data sheet'inde tabi kaliteli olanların data sheetinde bu C değeri size veriliyor. Ve 2500 mAh bu bataryayı bir saatte şarj ediyorsanız 2 C değeriyle yani 5000 mAh bu bataryayı yarım saatte şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Her batarya birbiriyle aynı üretilmiyor tabi. Kimi bataryalar 1 C değeriyle şarj oluyor. Kimi bataryalar 0.5 C değeriyle şarj oluyor. Kimi bataryalarsa 4 C değerinde şarj oluyor. Mesela bu elimde görmüş olduğunuz batarya için bahsedelim. Bu 5000 mAh saat kapasiteye sahip bir batarya ve data sheetinde diyor ki bu batarya 4C değerinde şarj olabilir. Yani 20 amperle siz bu bataryayı 15 dakikada şarj edebilirsiniz. Bakın burası önemli. Bataryanın şarj olabilme kapasitesiyle alakalı bu bahsedeceğim olaylar. Yani eğer bataryanız bir hızlı şarj teknolojisine uygun değilse siz bu bataryayı hızlı bir şekilde şarj etmemelisiniz. Eğer bataryanızın şarj olma kapasitesi datasheet'inde 0.5C değerinde diyorsa siz bunun üzerine çıktığınızda bataryanız zarar görecektir. İşte bataryanın datasheet'inde yazdığı nispetle siz bu bataryaları hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Peki Şimdi bu batarya 5000 miliamperlik bir batarya. 5000 miliamper saatlik bir batarya. Ve 4C değerinde de şarj olabiliyor diyelim. Bu bataryanın şarj olabilmesi için 4.2 voltluk bir voltaj uygulamanız lazım. 4.2 voltla 20 amperde şarj oluyor bu batarya. Peki şimdi biz şarj cihazımızdan bu bataryaya 4.2 volt 20 amperlik bir güç sağlayacak olsak arkadaşlar bakın eski teknoloji şarj cihazlarında Böyle incecik bir kablo kullanılıyor demiştik ya. 20 amperlik bir gücü sağlayabilmek için neredeyse şu serçe parmağıma yakın kalınlıkta bir kablo kullanmanız ve 4.20 4.2 volt 20 amperlik bir şarj cihazı da şöyle devasa boyutlarda tuğla kadar bir adaptör olmak zorundaydı. Evet biz bunları bu bataryaları hızlı şarj edebiliyoruz ama bu bataryaların kendi özelliklerine göre bir adaptörü yapmış olsaydık dediğim gibi tuğla büyüklüğünde bir adaptörden faydalanmak zorunda kalacak. E bu adaptörü de yanınızda taşıyamayacağınıza göre, her yere götüremeyeceğinize göre daha opsiyonel, daha kullanılabilir bir teknolojiyle bu bataryaları şarj etmemiz gerekecekti. Şimdi burada bu teknolojiyi daha iyi anlayabilmeniz için bir başka değerden bahsedeceğim. O da güç arkadaşlar. Bir elektrikli cihazın çalışabilmesi için gereken güç miktarı ya da bir bataryanın tam şarj olabilmesi için gereken güç miktarı. Bu batarya için hesaplayalım arkadaşlar. Güç akım ve voltajın çarpımıyla hesaplanır. Bu batarya için hesaplıyorum. 4.2 volt çarpı 20 amper yaklaşık 80.4 watt'lık bir güç eder arkadaşlar. Yani biz 4.2 volt 20 amperlik bir adaptörden bu cep telefonumuzun bataryasını ya da laptopumuzu, tabletimizin ya da elektrikli aracımız hiç fark etmez arkadaşlar. Mantık aynı. Elektrikli aracımızın bataryasını şarj ederken bu orandaki bir gücü bataryaya göndermemiz lazım. İşte bu noktada 80.4 watt'lık bir gücü bataryaya göndereceksek e bunu karşı tarafa 20 volt 4.2 amper olarak göndersek aynı gücü karşı tarafa aktarmış oluruz. E o zaman biz voltajı artırıp akımı düşürürsek daha küçük şarj aletleri ve daha ince şarj kablolarıyla aynı gücü bataryaya sağlamış oluruz. İşte günümüzde kullandığımız bakın bu hızlı şarj özelliğini destekleyen bir şarj adaptörü arkadaşlar. Hemen üzerinde yazan değerlere göre bakıyorum. 5 volt 3 amper yani 15 watt'lık bir gücü destekliyor ve 9 volt 2.77 amper ve 25 watt'lık bir gücü destekliyor. Bu benim cep telefonumun şarj cihazı. Hem çok hafif hem çok kullanışlı hem de gayet rahat bir şekilde yanımda taşıyabileceğim bir şarj aleti ve benim cep telefonumu 25 watt'la hızlı bir şekilde şarj ediyor. Tabii benim cep telefonum 45 wa kadar destekliyor. Ama 25 Watt'la da gayet güzel bir şekilde yaklaşık 40 dakikada falan benim cep telefonum şarj olabiliyor. İşte 80 Watt'lık bir gücü biz karşı tarafa 4.2 Volt 20 Amper göndermek yerine 20 Volt 4.2 Amper'le gönderdiğimizde voltajı yükseltip akım düştüğü için daha küçük şarj aletleri, daha hafif şarj aletleri ve çok daha ince kablolarla Aynı orandaki bir gücü biz şarj cihazımızdan cep telefonumuza taşıyabiliyoruz. Bu arabalarda da öyle. Diyelim ki arabanın 74 kW'lık bir güce ihtiyacı var. Biz 74 kW'lık bir gücü illa 220 volt ya da 380 volt işte bilmem kaç amperle karşı tarafa boru gibi kablolarla taşımak yerine daha yüksek voltajlarda ama daha düşük akımlarla şarj cihazından atıyorum 2-3 parmağım kalınlığında bir kabloyla elektrikli aracımıza taşımış oluyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam da biz bu yüksek voltajla bataryayı şarj ettiğimizde batarya bozulmuyor mu? Batarya arızalanmıyor mu? Ya da işte bu yüksek voltajı biz nasıl kullanıyoruz? Şimdi olayı daha iyi kavrayabilmeniz için ben size başka bir şeyden bahsedeceğim ve arasında bu bağlantıyı kurabilmenizi sağlayacağım. Biz bu teknolojiyi aslında çok çok uzun yıllardır ve çok eskiden beridir kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Biliyorsunuz evlerimizi 220 voltluk şehir şebekesi gerilimi kullanıyoruz arkadaşlar ve binlerce ev var, on binlerce ev var. Barajlarda ürettiğimiz elektriği biz 220 volt olarak barajlardan eğer evlerimize taşıyor olsaydık bizim devasa kalınlıkta kablolar kullanmamız gerekirdi. E biz bu devasa kalınlıktaki kablolarla bu elektriği getiremeyeceğimize göre ne yapıyoruz? Barajlarda ürettiğimiz elektriği binlerce voltluk yüksek gerilimlere dönüştürüyoruz ve bu yüksek gerilim düşük akımlarla ince iletim hatlarıyla şehirlerimize getiriyoruz ve bu gelen yüksek gerilimi şehirlerimize trafolar vasıtasıyla daha düşük gerilimlere 380 volt, 220 volt gibi daha düşük gerilimleri çevirip çok yüksek akımlarla evlerimizi, işletmelerimizi besleyebiliyoruz. İşte mantık aynı şekilde. Yani şarj cihazında düşük voltaj yüksek akımlarla daha büyük adaptörler, daha büyük kablolar, daha kalın kablolar kullanmak yerine daha yüksek